Evet, Gazemir Cumhur İttifakı Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi'nin önündeyiz. Burada az önce Cumhur İttifakı Meclis Üyesi adayı Enver İşini Bilir saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda saldırgan yay olarak kaçtı. Ve durumla ilgili şu an Seçim Koordinasyon Merkezi'nin önündeyiz. Cumhur İttifakı Gazemir Belediye Başkan adayı Nazmi Yılmaz ve Enver İşini Bilir birlikteler. Bütün Cumhur İttifakı üyeleri buradalar. Hep birlikte. Sayın Başkan, durum nedir? Sizden bir özetlemenizi istiyoruz. Evet, öncelikle herkese iyi geceler demek istiyorum. Saat 11.28 sularında Atıf Bey Mahallesi'nde bir programdayken aldığım haber üzerine olay yerine intikal ettik. Tabii olay yerinde hem saldırıya uğrayan değerli meclis üyesi adayımız Enver İşini Bilir hem de oradaki diğer arkadaşlardan aldığım bilgiye göre 3 el ateş edildiği, sonradan aldığımız bilgilere göre 4 el ateş edildiği ve kasıtlı bir şekilde kötü niyetle ateş edildiğini öğrenmiş olduk. Çok şükür Enver kardeşimizde herhangi bir isabet söz konusu değil. Yaralanma söz konusu değil. Rabbime sonsuz şükürler ediyorum. Biz tabii olayın bu şekilde olması ve seçim öncesi böyle bir olayın yaşanılmış olması Gazemir'de bugüne kadar çok şükür böyle bir olay yaşanmadı. Ben Gazemir'deki herhangi birinin bu işi yapmış olabileceğini asla düşünmüyorum. Çünkü biz uzun yıllardır Gazemir'de siyaset yapan insanlar olarak böyle bir şey yaşamadık. Yaşanması da mümkün değil diye düşünüyorum. Tamamıyla seçim öncesine denk gelmiş olması üzücü. Tabii şu an emniyet mensuplarımız hemen olay yerine kısa bir süre içerisinde intikal etmek suretiyle olaya el attılar. Biz tamamen şu an seyirci konumundayız. Takip ediyoruz, izliyoruz. Olayın neticesi muhtemelen yarın sabah saatlerinde sonuçlanır kanaatindeyim. Çünkü gerçekten emniyet mensuplarımız yoğun bir çalışma içerisinde birkaç birim birden hareket halinde inşallah sonucunu bekliyoruz. Sonucu açıklandıktan sonra belki daha net bazı şeyleri söyleme imkanı olabilir. Bravo başkanım, sizinleyiz. Bravo. Yalnız ben şunu da söylemek isterim. Biz tabii yoğun bir tempoyla çalışan çok kıymetli 16 mahallede ekiplerden oluşan bir siyasi oluşum içerisindeyiz. Seçim çalışmalarını gerçekten özveriyle çalışan, canla başla, mahallelerinin sorunlarını çok iyi bilen ve mahallelerinde müthiş çalışma içerisinde olan ekiplere sahibiz. Bu kardeşlerimiz uzun zamandır emek veriyor. Mahallelerinin sorunlarını bugünlere kadar takip ettiler. Ve bundan sonraki süreçte de hem 31 Mart'a kadar hem de 1 Nisan'dan sonraki süreçte yoğun çalışmaya devam edecekler. Biz Allah nasip ederse programımızı hiç aksatmadan sabahın ilk saatlerinde başladığımız programlarımıza aksatmadan devam edeceğiz. Hatta bundan sonra performansımızı biraz daha artıracağız. Onu söyleyebilirim. Evet, geçmiş olsun başkan. Bu arada Enver Bey, size de geçmiş olsun. Sağ olun. Şu anki ruh haliniz tabii konuşmaya müsait değil belki ama biz tekrar size de geçmiş olsun diyelim. Sağ olun, çok teşekkür ederim. İhtimada gerekliyiz. Evet. Başkanım, bu saldırılar, bu tip sizlerin çalışmalarını herhalde engellemeyecek değil mi? Kesinlikle. Az önce onu söylemeye çalıştım. Biz kaldığımız yerden devam edeceğimiz gibi tempomuzu artırarak 31 Mart'a kadar tabiri caizse yemeyeceğiz, içmeyeceğiz, uyumayacağız ve 31 Mart'ta inşallah Cumhur İttifakı'nı Gazemir'de iktidar yapacağız. Kimsenin şüphesi olmaz. Yaşasın Tan Bağımsız Türkiye! Yaşasın Recep Tayyip Erdoğan! Peki, geçmiş olsun başkanım. Çok teşekkür ederim. Herkese saygılar sunuyorum. İyi geceler diliyorum.